Merhaba arkadaşlar, proteinlerden devam ediyoruz. Burada da proteinlerin çeşitlerinden bahsedeceğiz. Proteinin işlevlerinden, yapısından bahsedeceğiz ve proteinler konusunu bitireceğiz. Şimdi ben ilk önce size proteinlerin yapısını vermek istiyorum. Yani primer yapı, tersiyer yapı, kuaterner yapı dediğimiz bunları vermek istiyorum. Daha sonra proteinlerin çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Önce bir tablo halinde yapacağım. Proteinlerin çeşitlerini, daha sonra detayına gireceğiz. Bu çeşitlerle ilgili bir de çıkmış soru var. O soruyu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, proteinlerle ilgili şöyle bir proteinlerin yapısı diye bir başlık yazalım. Proteinlerin yapısı. Proteinlerin yapısında bağlar önemlidir. Hangi bağların kurulduğu önemlidir arkadaşlar. Şimdi ilk yapısında proteinlerde peptit bağları var ama daha sonra hidrojen bağları, disülfit bağları gibi bağlarla da birbirine bağlanarak 3 boyutlu yapısını kazanıyor. O yüzden bu bağlar da oldukça önemlidir. O zaman şöyle bir diyorum, primer yapı. Primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner olmak üzere 4 tane yapısı vardır. Şöyle bir diyorum, primer yapı. Arkadaşlar, proteinlerin primer yapısı şöyledir. Amino asitlerin arasına peptit bağ kurarak bir zincir haline gelmesine biz primer yapı diyoruz. Primer yapıda sadece amino asitler zincir haline gelir ve bu yapı işlevsel bir yapı değildir. Yani protein iş görebilir halde değildir arkadaşlar. Sadece basit bir oluşum önemlidir. Bağlar kopmadığı sürece, yani buradaki proteinlerde bulunan peptit bağları kopmadığı sürece primer yapı bozulmaz. Hani denatürasyon dedik ya bir önceki dersimizde, denatür olması. Denatürasyonda primer yapı bozulmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Düz zincir hali olur, durur ama işlev göremez sadece. Yani 3 boyutlu yapısı bozulduğu için işlev yapamıyor. O zaman yazalım. Amino asitler arasında peptit bağlarının kurulmasıyla oluşan düz zincir yapıdır. Evet, budur arkadaşlar primer yapı. Şimdi primer yapı ne dedik? Primer yapı denatürasyonda bozulmaz. Denatürasyonda primer yapı bozulmaz. Primer yapı bozulmaz diyoruz. Arkadaşlar, primer yapı işlev görmez. İşlev yapamaz. Neden işlev yapamıyor? Çünkü düz zincir halinde 3 boyutlu yapısını kazanamadığı için henüz işlev yapamıyor. Şimdi geliyoruz sekonder yapıya. O zaman primer yapıda sadece hangi bağ var? Peptit bağ var, unutmayın. Geliyorum ikincisine, sekonder yapı. Sekonder ne demek? İkincil yapı değil mi? Sekonder yapısı. Arkadaşlar, hidrojen bağlarıyla, bakın bu sefer hidrojen bağlarıyla oluşturuluyor bu yapı. Tekrar edilen birimler şeklinde. Yani nasıl söyleyeyim size? Mesela bir belli bir şekli düşünün. O şekil sürekli tekrar ediliyor. Aynı o şekilde üretiliyor. Biz buna sekonder yapı diyoruz. Burada önemli olan hidrojen bağları. O zaman yazalım. Hidrojen bağları tarafından oluşturulur. Evet, bu şekilde sekonder yapısı. Arkadaşlar, sekonder yapı örnek olan bazı proteinler var. Mesela bunlar işte fibrilli proteinler, keratinler, kolajenler. Bunlar nedir? Sekonder yapı halindedir ve sekonder yapıda işlevsel haldedirler. Sadece bazıları, tabii ki hepsi değil. Primer yapıda hiçbir işlevsel değildir. Sekonder yapıda bazıları işlevseldir. Örnek yazalım. Örnek dedik. Kolajenler, keratin. Keratinler arkadaşlar. İşte fibrilli proteinler, bunlar nedir? Sekonder yapılı olan proteinlerdir. Şimdi gelelim 3. yapıya. Bakın burada da hangi bağ var? Hidrojen bağı. 3. yapıda, yani tersiyer yapı. Tersiyer yapısı diyelim. Arkadaşlar, tersiyer yapıda artık böyle katlanarak üst üste geliyor. Katlanıyor, üst üste geliyor ve böylece 3 boyutlu bir yapı haline geliyor. Burada da
disülfit bağları kuruluyor aralarında. Disülfit bağları kuruluyor ve bu bağlar sayesinde de tersiyer yapısını almış oluyor. Burada tamamen işlevsel hale geliyor arkadaşlar. Tersiyer yapısında öyle söyleyeyim. Tamamen işlevsel halini almış oluyor. O zaman şöyle diyelim. Disülfit bağlarıyla, bu arada disülfit bağları şöyle SS şeklinde gösterilir. Disülfit bağlarıyla oluşturulur. Oluşturulur. 3 boyutlu halini alır diyelim. İşlevsellik kazanır. İşlevsellik kazanır. O zaman size dese ki tersiyer yapılı bir proteinde hangi bağlar bulunur? Hangileri var? Bakın disülfit bağları var tersiyer yapılıda. Hidrojen bağları var. Peptit bağları var. Peki hangisi bulunmaz dese? Bulunmayan bir bağ yok değil mi? Şu an için disülfit, hidrojen ve peptit bağları var arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde oluyor. Evet, gelelim 4 diyelim. Kuaternler yapı diyelim arkadaşlar. 4 kuaternler. Kuaternler yapısı. Kuaternler yapısında ise 2 tane tersiyer yapılı protein bir araya geliyor, birleşiyor ve kuaternler yapıyı oluşturuyor arkadaşlar. Burada herhangi bir bağ yok. Sadece bir araya gelmesiyle oluşuyor. O zaman şöyle diyelim. İki ya da daha fazla proteinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bir araya gelmesiyle oluşur arkadaşlar. Mesela bunları örnek olarak da enzimleri ve hormonları yazabiliriz. Enzimler, hormonlar. Bunlar artık tamamen işlevsel hale gelmişlerdir ve bu şekilde örneklerini de verebiliriz. Tersiyer yapıda da yine işlevsellik kazanıyor ama tamamen hepsi işlevseldir diyemiyoruz. Ama tam bir işlevsel yapı nerededir? Kuaternler yapısındadır. Dediğim gibi denatürasyon sırasında kuaternler yapı bozulabilir. Tersiyer yapı bozulabilir, sekonder yapı bozulabilir ama primer yapısı bozulmaz. İşlevini kaybeder ama primer yapısı bozulmaz. Primer yapı ne zaman bozulur arkadaşlar? Hidroliz sırasında. Hidroliz sırasında peptit bağları koparılır ve protein işlevselliğini yitirir. Şimdi gelelim proteinlerin çeşitlerine. İlk önce bu protein çeşitlerini bir tablo halinde göstereceğim. Daha sonra arkadaşlar anlatacağım. Yapısal proteinler, işlevsel proteinler ve kan proteinleri olarak ayırıyoruz proteinleri. Ama benim anlatacağım çeşit dediğimiz yapılar basit protein, işte bileşik protein. İsterseniz önce bu basit protein, bileşik proteinleri anlatayım. Motor proteinleri falan da var. Daha sonra o tabloyu, hangi vücudumuzun neresinde yapısal var, neresinde işlevsel var, bunlardan bahsedelim. O zaman şöyle diyelim, proteinlerin çeşitleri diyelim. Proteinlerin çeşitleri. Arkadaşlar, proteinlerin çeşitleri ilk olarak basit proteinler diyeceğiz. Basit proteinler hidroliz edildiklerinde sadece amino asitler oluşuyor. Sadece amino asitler. Hani şeydeki gibi düşünün. Karbonhidratlardaki gibi düşünün. Hidroliz edildiğinde sadece glikoz oluşuyordu. Ama bileşik karbonhidratlarda ne vardı? Mesela glikolipid, glikoprotein, bunların yapısına yağlar ve proteinler de katılıyordu. Proteinlerde de aynı şekilde. Mesela yapısına glikoz katılıyorsa o zaman ne oluyor? Bileşik protein oluyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Şöyle basit protein diyelim. Şunu da pembeyle yazalım. Bir basit protein. Basit protein. Arkadaşlar basit protein için şöyle diyelim. Hidroliz edildiğinde sadece amino asit oluşur. Amino asit oluşur. Bunlar nedir arkadaşlar? Basit proteinlerdir. Bunlara mesela örnek olarak işte kan proteinlerini örnek verebiliriz. Albumin, globulin, bunlar kan proteinleridir. Daha sonra kas proteinlerini örnek verebiliriz arkadaşlar. Kromozomların yapısında bulunan histon proteinlerini yine bunlara örnek olarak verebiliriz. O zaman yazalım birkaç tane örnek. Kan proteinleri, histon proteinleri örnek olarak verilebilir basit proteine. Gelelim ikinciye, bileşik proteinler.
Bileşik proteinler. Arkadaşlar bileşik proteinlerin yapısında amino asit haricinde başka moleküller de var. O zaman yazalım. Amino asit harici başka moleküller. Başka moleküller de bulunur. Bulunur. Mesela ne dedik? İşte glikoprotein. Glikoprotein. Lipoprotein. İşte fosfoproteinler arkadaşlar. Fosfoprotein. Bunlar nedir? Bileşik olan proteinlerdir. Şimdi gelelim lifsel proteinlere. Yani lif özelliği gösteren proteinlere. Şöyle 3 diyelim. Lifsel proteinler. Arkadaşlar lifsel proteinler vücudumuzun esneklik ve dayanıklılık sağlayan proteinlerdir aslında. Esnek ve dayanıklı olan yerlerinde bulunur. Bu arada hava biraz karardı. O yüzden ışık gitti. Şöyle bir flaşı açayım bakayım. Olacak mı? Şöyle yapsak. Evet, böyle biraz daha iyi. Görüntü biraz daha açık olsun. Arkadaşlar, lifsel proteinler dediğim gibi vücudumuzun esnek ve dayanıklı kısımlarında bulunur. İşte uzun zincirler şekildedir. Mesela derimizde, kas hücrelerimizde, hücre zarında bulunan proteinlerdir. O zaman şöyle yazalım. Esnek ve dayanıklı. Dayanıklı yerlerde bulunur. Dayanıklı yerlerde bulunur dedik. İşte deri, kas, başka ne örnek verelim? Hücre zarı gibi yerlerde. Hücre zarında bulunur diyoruz. Lifsel proteinler bu şekilde. Son olarak arkadaşlar 4 diyorum. Global proteinler. Ya da globular protein, küresel proteinler arkadaşlar. Küresel protein. Hani global sorunlar var diye küresel sorunlar oradan aklınıza gelsin. Nedir bu küresel protein? Bunlar da suda çözünen proteinlerdir arkadaşlar. Yani bütün proteinler suda çözünüyor ama küresel proteinleri ayrıca bir özellik olarak belirtmek istiyoruz. Burada sitoplazmada serbest olarak bulunan proteinlerdir. Arkadaşlar enzimlerin ve hormonların yapısına katılan proteinlerdir. O zaman şöyle yazalım. Sadece şunu yazmamız yeterli. Enzim ve hormonların yapısına katılan proteinlerdir. Evet, global proteinlerle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlardır. Şimdi bir de size not olarak şunu yazdırmak istiyorum. Motor proteinleri. Motor proteinler çıktı arkadaşlar. Nerede çıktı? Not diyelim şöyle. Motor proteinler ÖABT alan sınavında çıktı. Nedir motor protein? Motor proteinlerin çeşitleri vardır. Hemen bunların çeşitlerini yazayım. Kinezinler. Kinezin. Nedir kinezinin görevi arkadaşlar? Mitoz ve mayoz bölünmede iğ ipliğini oluşturur. O zaman yazalım. İğ ipliği oluşturma. İğ ipliği oluşturma. Daha sonra dineyin dediğimiz bir protein. Dineyin veya dineyin olarak da yazılabilir. Dineyin dediğimiz bir protein. Bu da arkadaşlar organelleri çekirdekten hücre zarına doğru çeken proteinlerdir. Veya hücre zarından çekirdeğe doğru çeken proteinlerdir. Evet arkadaşlar, bir anda video kesildi. Hemen devamı niteliğinde çekiyorum. Dineyin'de kalmıştık veya dineyin proteini organellerin hareketini, yani hücre zarında çekirdeğe veya çekirdekten hücre zarına organellerin hareketini sağlıyor. Miyozin proteini aktin üzerine yürüyen proteinlerdir. Hani aktin miyozin proteinleri vardı ya kasların kasılmasında, öyle proteinlerdir arkadaşlar. Son olarak prestin dediğimiz bir protein var. Prestin dediğimiz bir protein arkadaşlar. Bu da duyma işlevinde görevli bir proteindir. Duyma işlevinde görevli bir proteindir. Bunu da unutmayalım. Şimdi size demiştim ki proteinlerle ilgili bir tablo yapacağım. Şuraya tabloyu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Biz bu proteinleri üçe ayırıyoruz. Yapısal proteinler, işlevsel proteinler ve kan proteinleri olarak. Şöyle ben hangi renkle yapayım? Şu yeşille yapalım. Biraz renkli kalem kullanmayı seviyorum. Şöyle proteinler diyelim. Bakın 3'e ayırıyorum. İsimlerini yazacağım zaten, sadece açıklaması yok. Arkadaşlar ne dedik? Yapısal proteinler. Yapısal.
işlevsel proteinler, bir de kan proteinleri. Kan proteinleri. Nedir bunlar? Kan proteinlerinden zaten birçoğunu buluyoruz. Yapısal proteinleri de bilelim bakalım nelermiş. Arkadaşlar, yapıya katılanlar, yani kolajenler. Kolajen proteinler. Daha sonra iğ iplikleri. Bunlar yine yapısal proteinlerdir. İğ iplikleri. Aktin, miyozin ve keratin proteinleri arkadaşlar. Aktin, miyozin ve keratin. Bunlar nedir hepsi? Yapısal proteinlerdir. İşlevsel olan, yani belli bir görevi olan proteinler ise enzimler ve hormonlardır. Enzimler, enzimlerin apoenzim kısmını oluşturuyordu değil mi? Proteinler, bileşik enzimlerin ve hormonlardır dedik. Hormonlar. Kan proteinlerine gelelim. Nedir? Albumin, globulin, fibrinojen, trombosit, işte antikor dediğimiz proteinler de arkadaşlar kan proteinleridir. Yazalım. Albumin, globulin, fibrinojen, antikor, hemoglobin, trombosit veya işte trombojen arkadaşlar. Trombojen. Bunlar da nedir? Bizim kan proteinlerimizdir. Evet, böylece proteinlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bakın şu motor proteinler ÖABT'de çıktı. Yine çıkma ihtimali tabii ki var. Biliyorsunuz ÖSYM kendini tekrar eden bir kurum. O yüzden çıkmış bir soruyu farklı bir şekilde sorabilir. Mutlaka çıkmış soruları da tabii ki çözüm. Birlikte de çözeceğiz arkadaşlar. Önce konularımızı bitireceğiz. Her konu arkasına ben size soru çözümü yapacağım o konuyla ilgili. Daha sonra ise ne yapacağız? Sonra da soru çözümü yapacağız. Hem çıkmış soruları çözeceğiz. Birkaç tane çıkmış soru zaten ÖABT ile ilgili çektim. Eğer bulabilirsem diğerlerini de çekeceğim arkadaşlar. Ama böyle bu şekilde hani konu anlatır gibi çekeceğim. Ekran üzerinden çekmemeye çalışacağım. Ve denemeler çözeceğiz sizinle. Artık konular bitsin. En son videolarımızda deneme soru çözümü şeklinde geçecek. Evet, sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.